Ciro Immobile Beşiktaş'ın gündeminde, golcü denildiğinde karşısına rahatlıkla yazabileceğiniz önde gelen isimlerden birisi. Onur Özkan. İsmini de söylemek güzel ya. Ben böyle İtalyan oyuncuların ismini söylemekten keyif Immobile, alırım. Immobile, doğru. Ciro Immobile, güzel bir isim. Yani spikerler için de özel bir keyif olacaktır mutlaka. Tabii ki ismi kadar kendisi de özel, kariyeri özel. Bu yaşlarda eğer bir oyuncu getiriyorsanız tabii ki yeteneği kadar, kariyeri kadar, ismi kadar bakmanız gereken bazı kriterler var. Bir, oyuncunun fiziksel ve performans olarak devamlılığı, şu anki bir iki sezonki durumu. Artı çok da önemlisi bence futbola bakışı, hedefleri, halen var mı kariyer hedefleri, oyuna bakışı nasıl? Bunlar önemli. Şimdi fiziksel ve performans durumuna baktığımız zaman fiziksel olarak iyi durumda Immobile. Zaten hep kariyerin her döneminde çok güçlü, çok yapılı bir oyuncuydu. İkili mücadelede hep ayakta kalan bir oyuncuydu. Son sezonu çok mu kötüydü? Belki kendi seviyesinin altındaydı ama Serie A'da 7-8 gol atan bir oyuncu bence son derece. Tabii. Form durumu iyi bir oyuncudur baktığımız zaman. 34 yaşında futbolcudan bahsediyoruz. Ama tabii şunu bilemiyoruz, artık hedefleri var mı? Buraya gelirken sadece ekonomik sebeplerden dolayı mı geliyor? Yoksa Beşiktaş'a gelip başarılı olmak, kupalar kazanmak mı istiyor? Bunu bilmiyoruz bu noktada. Ama özel bir oyuncu. Geldiği zaman forma sattıracak bir oyuncu. Kesinlikle. 9 numara Immobile. Beşiktaş taraftarı gider o formayı alır, giyer. Tabii. Sattırır, ürün sattırırsınız. Önemli bir anı. Tribüne taraftar çekersiniz. Bu anlamda önemli. Hani o verdiğiniz paranın bir karşılığı mutlaka olur size. Sahada mutlaka bence yine karşılığı olur. Bence Beşiktaş getirirse buraya hem önemli bir oyuncu, önemli bir karakter de getirmiş olacak. Yani Immobile lider de bir oyuncudur. Lazio'nun kaptanını sonuç itibariyle. Şu anda geldiğimiz noktada oyuncuyla anlaşma sağlandı ama Beşiktaş bonservis vermek istemiyor Immobile'ye. Orada Lotito zor bir adamdır. Yani ondan oyuncu almak kolay değildir o anlamda. Immobile büyük ihtimalle bu görüşmeleri yürütüyor. Yani bonservisini alıp gelmek istiyor. Umarım olumlu sonuçlanır. İyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu. Taner, sen nasıl değerlendiriyorsun? Marka. Yani ama bu markayı getirirken sadece markası için mi getiriyorsunuz? Bir plan dahilinde mi, iyi belirlemek lazım. Herhalde Beşiktaş bu planı iyi yapmış olması lazım ki İtalyan medyasında konuşulanlar 5 milyon eurodan 3 yıllık bir teklif şeklinde ama bilmiyoruz. Bu rakamlar, bu yaştaki oyuncular yani tabii 34 ki, yaşında, 34 yaşındaki bir oyuncuya dair planınız çok uzun vade olmaz herhalde zaten. Şimdi orada 3 milyon eurodan bir de 5 yıllık kontratın biz biliyorsunuz Falcao'sunu yaşadık. Yani ne sancılar doğurabileceğini ve Immobile tabii çok büyük şeyler hayal ettirebilir. Ama bu hayali biz bu sezon için yaşıyoruz. Bunun bir sonraki gelecek sezonu, sezon bunun yani bir daha sonraki sezonu derken o kontratın diğer yıllarını da iyi hesaplamak 37 lazım. Ondan sonra sezonluk maliyet size bir anda 10 milyon eurolara çıkmaması lazım. Ama Beşiktaş'ın niyeti ciddi. Şu anda bir anlaşma yapılmak isteniyor. İtalyan medyasında da zaten bunu sıklıkla görüyoruz. Bitmiş bir şey yok. Ama altta da yazdığı gibi bir operasyon şu anda devam ediyor. Olur olmaz kısmı hala belirsiz. Ama bir ticareti bu işin olacaktır. Onur Özkan'ın da bahsettiği gibi Immobile'nin geldiği bir kadroda elbette ki tribüne gelen taraftar da etkilenecektir. O çevredeki esnaf da etkilenecektir. Stor gelirin de etkilenecektir. Ama her şeyin başı tabii biraz da oyuncunun sahada katacakları da çok kıymetli. Sakatlanmaması lazım. Çünkü bu riski alıyorsunuz. Bir tarafta Boubacar var. Yaş evet. olarak yüksek. Diğer taraftan Immobile'yi getiriyorsunuz. Bu kadro içerisinde tabii yaptığınız hamlelere bakarsak da Beşiktaş kadrosunda neredeyse 10 kadar 30 yaş üstü oyuncu var. Ve bu geleceğe dönük planlarda ne hedeflediğinizi de iyi çizmeniz lazım. Bir yandan da genç hamleler gelmesi gerekiyor. Yönetimden diyorsun. Gelen de biz yaşlı oyuncu almayacağız açıklaması sonrası. Evet. Yani Gabriel Paulista da geldi. Üstüne şimdi Immobile ile görüşülüyor. Ben bu arada oyuncuların yaşına çok takılmam. Mertens 37 yaşındaydı. 37 yaşında. Ndombele 28 yaşındaydı. İyi tartmak lazım. Yani. Fiziksel durumlarını tabii, iyi tartmak gerekiyor. O önemli. Gerekiyor. Fiziksel durumu, mental durumu hala oyunun içinde mi değil mi onlara bakmak gerekiyor. Öyleyse doğru. Tartışmasız alınır yani yaşına bakılmadan. Bir de plan ne orada tabii, önemli olan. Plan ne? Yani Immobile ile şimdi ben 4 önümüzdeki 5 yıla damga vuracağım diyemezsin. Tabii. Nihayetinde yaşı ortada ama ben bu sezon kesinlikle şampiyonluk istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım diyorsan Immobile gayet doğru alınacak. Doğru bir doğru isim. Biz. 34 yaşında.
Immobile'nin aslında Serie A dışındaki, İtalya dışındaki performansı kendi kariyerine göre en düşük olduğu yıllar. Onu da söyleyelim yani, İtalya dışında da çok aslında istediği rakamlara ulaşamadı. Sevilla'da 9 golle sezonu tamamladı. Dortmund'da yine 10 golle sezonu tamamladı. Fakat şimdi oyuncuya sallıyor musun demesin kimse, bunun üzerinden çok çok uzun zaman geçti. Yani bu 3 sezon önce, 4 sezon önce yaşanan bir hadise değil. Onu da söyleyelim. Sadece dipnot olarak 17, söylüyoruz. 17-18 miydi? 18-19 muydu? Tabii 2015-16'da Sevilla'da, 2014-15'de yani neredeyse 10 sene geçti. O şey, efsane sezonu var ya, 37 maç, 36 gol, 8 asist miydi Serie A'da? 17-18 ya da 18-19 sezonu. Tabii 39 sezon, 37 maç, 36 gol, 8 asist miydi? 9 asist gözüküyor. Olağanüstü bir şey. 2019-2020 sezonu. Serie A tarihine geçen bir performanstı o. Ya kimse kolay kolay bunu başaramaz. Yani çok özel bir performansı o. 2019-2020 sezonu. Dediğim gibi ya, benim hayranı olduğum futbolculardan biri. Keşke evet, daha erken yolu buraya düşseydi ama düşecek mi düşmeyecek mi o da belli değil. Böyle bir istatistiğe sahip oyuncuyu tabii buraya kolay kolay kimse getiremez de. O daha evet, önceki yıllarda, onu söyleyelim. Yani tekrar edelim. Ama şunu edelim da söyleyelim Koray. Yani bu isimler, Rafa Silva geldi. Immobile ile görüşülüyor. Yani Beşiktaş yönetiminin kuracağı kadronun sinyalleridir bunlar bence.